Diyor ki asgari ücret artırımına gideceğiz. Veren el alan elden hayırlıdır. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, bu kadar dine diyanete bağlı bir insansın. Bu kadar hayır hasenattan anlayan bir insansın. O zaman şu verme işine devlet olarak bir el atsan da memura %50 versene. İşçi emeklisine %50 versene, memur emeklisine %50 versene, 8 milyon intibak yasası çıkmamış olup 1200 lirayla 2000 lira arasında maaş alan emekliye versene, en düşük emekli maaşını 4250 lira yapsana, asgari ücret yapsana, 2500 lira yaptım diye övünüyorsun, kömürün tonu 4500 lira, 800 liradan aşağı elektrik parası gelmiyor, 2500 lirayla bir emekli nasıl geçinir? 5 milyona yakın emeklilikte yaşa takılan insan var. Madem bu kadar vatandaşı düşünüyorsan hep işverene yükleyeceğine biraz beşli çeteden geri alıp da bu emeklilikte yaşa takılan insanların hak ve hukukunu, onların gasp edilen haklarını versene. Taşeron kadro bekliyor. Kendi yandaşlarına kadro verdin. Belediyelerde, özel idarelerde çalışan insanlar kadro bekliyor. Bu insanlara kadro versene. İnfaz koruma memurları, birisi sözleşmeli çalışıyor 4500 lira alıyor, birisi kadrolu çalışıyor 8000 lira alıyor. İnfaz koruma memurlarını aynı seviyeye getirsen, emniyet hizmet sınıfına alsan, insanca yaşamalarını sağlasana. Ama yok, Sayın Cumhurbaşkanı takmış asgari ücrete, veren el, alan elden hayırlıdır. İşveren iflas ediyor, şu an işverenler asgari ücretli işçileri işten çıkarıyor. On binlerce insan işten çıktı. Çıkıp bunu açıklasın o zaman TÜİK. Türk İş bunu açıklasın, kaç tane işçi çıktığını. Türk İş bile maliyetlerin ne olduğunu biliyor. Türk İş bunlardan daha samimi. İşçi kuruluşları bunlardan daha samimi. Sonra ısrarla asgari ücret, asgari ücret. Ya belediyelerde çalışan asgari ücretli yok ki. Asgari ücretli serbest sektörde çalışıyor. Dolayısıyla siz belediyelerde çalışan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşme yapılmış, 6500 lira maaş sözleşmesi yapılmış, 4500 lira maaş veriyorsun. İnsanların hakkını ödememiş Ordu Büyükşehir Belediyesi 2400 tane çalışanın. Siz önce alın teri kurumadan işçinin parasını versenize. Yo, ısrarla Sayın Cumhurbaşkanı. E pekala Sayın Cumhurbaşkanı, 4250 lira yetmez dedik biz değil mi? 5000 lira olsun dediğimizde bunlar bol keseden atıyor dedi. Daha 3 ay geçmeden asgari ücret eridi. Emekli maaşları eridi. Memur maaşları eridi. Şimdi sen kendi çalışanına vermiyorsun, dönüp işverene yörük sırtından kurban kesmeye kalkıyorsun. Bak, kendi rakamlarıyla gördünüz değil mi? Türk İş'in rakamlarıyla açlık sınırı 4925 lira, yoksulluk sınırı 16 bin lira değil mi? Şimdi evet. 4925 lira açlık sınırındaki adama bir de manda yoğurdu, kestane balı, Nutella, kaymak tavsiye ediyorlar. Markaya da girmeyelim Cemal Bey. Her anlamda kafa bulmaya devam eden bir iktidar var. Bakın bu iktidar yapacağı o kadar çok iş varken, bakın ayçiçek tarlalarını gösteriyor ekranda, tarımı gösteriyor. Ya tarıma destek evet. versene. Diyor ki dün akşam Tokat Havalimanı'nda yaptığı, sizin de yayınladığınız konuşmada, biz Türkiye diyor, tarımda diyor, dünya birincisiyiz diyor ya. Ve sonra diyor ki üretimi teşvik edelim. Hangi üretimi teşvik edeceksin? Hangi üretimi teşvik edeceksin? İspanya'dan mercimek, Kanada'dan nohut, Amerika'dan buğday, Rusya'dan buğday, arpayı dışarıdan al. Yahu dışarıdan et getiriyoruz diyor kendisi. Dışarıdan Tarım Bakanı diyor ki efendim karkas siparişi verdik. Sen diyor karkası markası bırak da diyor. Benim çiftçimin etini al. Turan Bey de söyledi. Yahu bu ülkede artık süt besiciliği yapılamıyor. Süt hayvanları kesime gitmeye başlamış. Geçinemiyor insanlar. Arpanın kilosu, arpanın fiyatı 180 lirayı geçmiş. İnsanlar arpa yediremiyor, yem yediremiyor. Sen dönüp kafa bulurcasına benim çiftçimin al. Neyi alacak senin çiftçinin? İşte söyledi Et Süt Kurumu Genel Müdürü. %48 zam yapıyor ete. Ve diyor ki kuyruklar fazlaydı da diyor. Onun için %48 zam yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki Ramazan'da diyor bakarız, indirim yaparız. Bakın bunlar şuna alıştılar. Göreceksiniz seçime gidecekler. Az sonra konuya tekrar herhalde geleceğiz ama evet. bunların niyeti seçime gitmek. Seçime giderken %127 elektriğe %50 indirim yapacaklar. Mazota indirim yapacaklar. Doğalgaza indirim yapacaklar.
Hazırda bekleyen halay ekipleri sokağa dökülecek, halay çekmeye başlayacaklar. Var ol reis, nur ol reis diye halay ekipleri ülkenin rahatladığına dair mutluluk tabloları çizecekler. Ve bunlar diyecekler ki bakın memleketi ucuzlattık. Tıpkı dolarda yaptılar. Doları 18 liraya çıkarttılar. Bir saatliğine doları 10-25'e düşürdüler. Halay ekibi halay çekti. Dolar hala 15 lira. Ama bunların adamlarına sorarsan dolar çok ucuz. Doları dış güçler yapıyor diyor. Turan Bey İngiltere'de. Nurettin Nebati İngiltere'ye niye geldi? İngiltere bizim kankamız mı? İngiltere bizim mahallenin, öteki mahallenin kardeşi mi? İngiltere'de tefecilere geldin, oturdun, anlaştın. Fransa'ya gittin, tefecilerle oturdun, anlaştın. Tefeciler dedi ki Türkiye'de bürokrasi çok kötü dedi. Ne dedi Nurettin Nebati? Siz bürokrasiyi dert etmeyin. Bizim öyle bir cumhurbaşkanımız var ki dedi. Bürokrasiyi yerle bir eder atar dedi. Yani Türkiye'de adaleti ayaklar altına aldılar. Hukuku ayaklar altına aldılar. Ekonomik teminatı ayaklar altına aldılar. Finans dünyasının göremeyeceği sözler ettiler. Şimdi çıkmışlar. Efendim asgari ücreti bakanlar kurulunda görüşeceğiz. Neyi görüşeceksiniz? Şu an benzin istasyonu, akaryakıt istasyonu, bine yakın akaryakıt istasyonu kapandı. Binlercesi kapanmak için sırada. Niye? Çünkü hepsi iflas ediyor. EPDK'nın başındaki arkadaş sadece laf üretiyor, laf konuşuyor. Başka yaptığı bir şey yok. Ne diyor? Efendim diyor mazot, benzin fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını biz artırmıyoruz. Filancı firma artırıyor. Ama indirim olduğunda var ol reis, nur ol reis. Akaryakıt fiyatlarında indirim yaptın. İnerken reis indiriyor, binerken başkaları bindiriyor. Böyle bir anlayışla bu ülke yönetilemez. Bunlar yönetemiyor Begüman, yönetemiyor Begüman hanımefendi, yönetemiyor. Dolayısıyla yönetemedikleri bu ülkede yönetemediklerini de bilmiyorlar ve milletin sırtına kambur her geçen gün artarak devam ediyor. İnşallah olması gereken bir an önce erken seçim değil, hemen seçim olması ve bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Peki aynı başlığı Turhan Bey siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem siz sıklıkla oradaki marketlerle alışveriş yapıyorsunuz, bir kıyas yapıyorsunuz. Buna rağmen sıklıkla Londra'ya gelen, daha birkaç aylık görev süresince iki kez yanılmıyorsam Londra'ya gitti Bakan Nebati. Yani yabancı sermayeyi öyle bir davet edişi var ki, öyle bir çağrışı var ki hukuk kurallarını, ilkeleri yerle bir eder nitelikteydi. Bu açıdan nasıl yorumluyorsunuz dışarıdan tüm bu gelişmeler? Tüm Sayın Nebati zannediyor ki bu tür ifadelerle Batılılardan para bulacak. Batılı tefeciler, bankerler demeyeceğim çünkü dünyanın en yüksek faiziyle para dilenen ülkesi haline geldi Türkiye. Bu tür yaklaşımlara prim vermez. İlk geldiği zaman buna benzer ifadeleri oldu. Ancak o toplantıya katılanlardan aldığım bilgiyi paylaşıyorum sizinle. Dediler ki bu şartlar altında para vermemiz mümkün değil. Seçimleri bekleyelim ve görelim.